Mehmet Ali Güller, Esat kazandı, hepsi kaybetti. ABD'nin Şam Büyükelçisi William Roebuck'a ait Wikileaks sızıntıları da sonradan ortaya koydu ki daha 2006 yılında Esat hükümetinin nasıl devrilebileceği tartışılmıştı. Suriye'de etnik ve mezhepsel karşıtlıklar kullanılacak, Esat devrilecek ve Suriye parçalanacaktı. 2011 yılında Atlantik cephesi Suriye'de yönetimi devirmek hedefiyle saldırıya geçtiğinde, Beşar Esad'a en fazla 6 ay siyasi ömür biçiyorlardı. Hatta AKP hükümeti, Esad'ın siyasi ömrünün biraz daha uzamasının yolunun, Ankara'nın istediği 7 ihvancıyı hükümetine monte etmesine bağlı olduğunu Şam'a iletiyordu. Esad direndi, halkı birleştirdi. ABD'nin sahadaki koalisyonu Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşuyordu. Biri finanstan, biri istihbarattan, biri medyadan ve biri de sınır avantajıyla Esad yönetimine karşı hükümet ve ordu kurmaktan sorumluydu. Esad'ı yıkacak, Mısır, Tunus ve Libya ile birlikte Suriye'de de ihvan rejimi inşa edilecekti. Erdoğan da bu geniş ihvan coğrafyasına lider olacaktı. Ama beklemedikleri bir şey oldu. Esad direndi. Dahası Esad Suriye halkının önemli bir bölümünü de direnişte birleştirebildi. Esad'ın ayakta kalabilmesi, Suriye'nin birliğini koruyabilmesinin yoluydu pratikte. Velhasıl 6 ay geçti ve Esad yıkılmadı, Suriye parçalanmadı. Dörtlü koalisyon bölündü diğer yandan Mısır'da ihvan rejimi yıkıldı. Mursi'nin bir halk hareketiyle devrilmesi Suriye'deki dörtlü koalisyonu ikiye böldü. Türkiye ve Katar, İhvan'ı deviren Sisi'ye karşı konumlanıyor, Suudi Arabistan ve Bay ise Sisi'yi destekliyordu. Arkasından Körfez Katar krizi oldu, Türkiye Orta Doğu'da yalnızlaştı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Erdoğan'ın dış politikasında Neo Abdülhamitçi dengecilik başladı. Bölgedeki son İhvan rejimi ise geçen yıl Tunus'ta tasfiye edildi. İhvancılık büyük oranda tasfiye edilince, Orta Doğu'da normalleşme dönemi başladı. Suriye'de Esad'ı devirmek isteyen aktörlerin bir bölümü kendi ülkelerinde devrildi. 12 yıldır Esad'a sırtını dönen Arap ülkeleri şimdi tek tek Suriye ile normalleşiyor. Son olarak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da ziyaret ederek Beşar Esad tarafından kabul edildi. Geride iki ülke kaldı, Katar ve Türkiye. ABD'nin körfez çıkarması. Suudi Arabistan'ın Şam'ı ziyareti, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün önündeki en önemli engelin de kalkması anlamına geliyor. Suudi Arabistan öncesinde de Çin'in kolaylaştırıcılığında İran'la normalleşmişti, bu da peşinden Yemen'de ateşkes görüşmesini getirmişti. Riyad'ın petrol ve dolar politikaları ile Şiö ve Brics organizasyonlarına dahli ise ABD'yi alarma geçirmiş durumda. ABD, Prens Muhammed Bin Selman'la görüşmesi için Suudi Arabistan'a önce CIA direktörü William Burns'u gönderdi. Ardından 11 Nisan'da ABD'li Senatör Lindsey Graham, 12 Nisan'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 13-14 Nisan'da da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein Suudi Arabistan'daydı. Kısacası ABD, Suudi Arabistan'ı kaybetmemek için tüm kozlarını oynuyor. Zira Suudi politikalarındaki değişim, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını zaafa uğratıyor. Sonuç olarak tablo şimdi şöyle, Esad kazandı, hepsi kaybetti.